Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda yeni bir güncelleme geldi MacBook Air M1 işlemcili bilgisayara. M1 işlemcili bilgisayarları, yeni Mac sürümleri. Şimdi bakalım birlikte. Şurada altta sistem tercihleri var. Sistem tercihlerinde yazılım güncelleme var. Buraya girelim. Yeni gelen özellikler, değişiklikler, yenilikler nelermiş bakalım birlikte. Bu büyük güncelleme, ara güncelleme değil. Evet, Monterey güncellemesi gelmiş. Bakalım neler değişecekmiş. Mac'in tanıtımları muhteşem oluyor internet sitelerinde. Yine güzel bir tanıtımla öne çıkıyorlar. Bu linki ben açıklama kısmına bırakacağım, yorumlar kısmına. Oradan öğrenebilirsiniz. FaceTime'da bir değişiklik var. FaceTime en büyük özellik, şöyle söyleyeyim. Bilgisayarın kamerasına portre modu geldi. Portre modunu güncelledikten sonra birlikte bakacağız, yine inceleyeceğiz. En büyük değişikliğin olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca FaceTime üzerinden görüşme yaparken bilgisayarınızda izlediğiniz, Apple TV'de izlediğiniz bir film ya da programı arkadaşınıza da izletebiliyorsunuz. Bu yeni gelen özellikle. Veya görüntülü görüşme yaparken FaceTime'la ekran paylaşıp ekranınızı gösterebiliyorsunuz. Bu bağlantıyı, linkini bırakacağım ben. Mesajlarda da bazı değişiklikler var. Siz detaylı olarak incelersiniz. Safari'nin görünümü değişiyor. Safari'de şu an biliyorsunuz sekmeler bu şekilde görünüyordu. Apple burada bir değişikliğe gitmiş. Biraz daha şık yapmış. Renkli yapmış. Şu arama çubuğunun yanına getirmiş sekmeleri. Google Chrome'a benzemiş biraz ama güzel olmuş, daha kullanışlı olmuş, onu söyleyebilirim. Quick Note'da bazı değişiklikler var. Yani birçok şey değişiyor. Bunları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bilgisayarın mikrofonunda güncelleştirmeler, yükseltmeler var. Mikrofonla ilgili iyileştirmeler var. Ayrıca Maps'te çok iyi bir iyileştirme olmuş. Maps'i iyileştirmişler. Siz buradan detaylı bir şekilde incelersiniz. Birlikte de videonun sonunda inceleyebiliriz. Şimdi yükseltelim. Yükseltme işlemi gerçekleştirelim. Yükseltme bittikten sonra yeni arayüz hakkında konuşmak üzere yükseltme işlemine başlayalım.
MacOS Monterey güncellemesiyle beraber neler yeni, neler değişti? Bunlara bir göz atalım isterseniz. FaceTime'da görüntülü görüşme yaparken FaceTime aramasında ızgara modu geldi. Izgaraya bastığınız zaman bu şekilde görünüyor. Kim konuşuyorsa burada onu sesini ön plana çıkarıyor. Kimin konuştuğunu görebiliyorsunuz. İşte buraya odak geldi. Bu odak kısmını detaylı olarak inceleyeceğiz başka bir videoda. Onu göreceğiz. Evet, Safari'de gördüğünüz gibi şu altta da açıklamasında yazıyor. Yeni bir boş sekme özelliği geldi. Bunu da siz incelersiniz. Notlar iyileştirildi. Notlar, hızlı not geldi. Sizinle paylaşılanları görün kısmı gelmiş. AirPlay ile bağlanma kısmı gelmiş. Telefonunuzun ekranını AirPlay ile bilgisayarınıza yansıtabiliyorsunuz. Burada galeri kısmında bazı kolaylıklar olmuş. Kestirmeler gelmiş. Bunları da inceleyeceğiz. Harita ve mesajlaşma kısmında değiştirilen yeni gelen özellikler var. Sizinle paylaşılanlar kısmında ekranda da gördüğünüz gibi fotoğraflar, Apple TV'de izlenen filmler ya da podcastleri görebilirsiniz. Bunlar Apple'ın yeni özellikleri. Apple'daki yeni güncellemede harita da değişti. Haritayı muhteşem değişiklikler yapmışlar haritada. Mesela şu an dünyada gece olan kısım bu şekilde gözüküyor. Yani Google'un Maps'inden daha güzel bir harita yapmışlar. Ekranda da gördüğünüz gibi. Ayrıca buradan trafik yoğunluğunu vesaire onları da görebiliyorsunuz. Şu üst kısımdaki bölümde trafik ve etiketleri açtığımız zaman yani İstanbul'da köprüde trafik bayağı sıkışmış. Bu 3 boyutlu görünümünü de çok güzel yapmışlar. Burada çok radikal değişiklikler yapmışlar. Şu normal görünüm, bu 3 boyutlu görünüm. Gayet güzel bir harita olmuş. Harita deneyimini bayağı iyileştirmiş Apple yeni yayınladığı güncellemede.